Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu geceki 17 Şubat 2022 tarihli NBA maç tahminleri ve yorumlarında bulunacağız. Kısa yorumlarla beraber bu gece yine 6-7 maç var. Aralarından 4 maç seçip size vermeye çalışacağım. Hızlı bir şekilde tabii ki elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalışacağız. Ona geçmeden önce dünkü videonun sonuçlarını hatırlatacağız. Dünkü videonun sonuçları 4'te 3 tutturduk arkadaşlar. İyi bir şekilde başarı sağlamış olduk. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Fazla maçların üzerinde durmayacağım. Sadece üzerlerinden geçeceğim. Miami Dallas maçında 207 tek gelmeye maçımız buydu. 207 toplam sayı baremin üstü vermiştik. Onlar 206'da kaldı. Yani daha 2 sayı atılsaydı burada da üst gelip full çekmiş olacaktır. Olacaktı. Diğer maçlarda zaten geldi. Philadelphia 76ers, Boston Celtics 207 üstünde. New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, Memphis kazanır. Ve Phoenix Los Angeles Clippers en az 6,5 handikaplı Phoenix kazanır. Tam da 7 sayı farkla Phoenix kazanmayı başardı. Bu da gelmiş oldu. Oyuncu yüz baremlerinin de çoğunlukla gelen oldu. Tabii ki doğru bir şekilde seçmişseniz, değerlendirmemişseniz kazanmışsınızdır. Öncelikle kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve kazanan arkadaşlar beğeni ve yorum atarlarsa seviniriz. Bu videoyu da bir 100 beğeni üzerine çıkartabilirsek seviniriz arkadaşlar. İyi bir şekilde daha üst sıralara çıkarsak seviniriz ve gelişmemize devam ederiz. Başlıyoruz bu akşamki maçlarla. Yine dediğim gibi, anlattığım gibi biraz önce 4 tane maç size seçmeye çalıştım. Vermeye çalışacağım. İlk maçımız Orlando Magic Atlanta Hawks maçı. Son dönemde Atlanta olağanüstü bir formda devam ediyor. Trae Young da olağanüstü bir formda devam ediyor. Bu maçta Orlando karşısında oynayacaklar. Tabii ki John Collins'in eksikliği var gibi gözüküyor. Orlando tarafında ise iyi bir şekilde genç oyuncuları geliştirmeye devam ediyorlar. Atlanta hazır üst sıralara, play-in potalarına girmiş ki daha üst sıraları hedefleyecektir. Daha üst sıralara çıkmak isteyecektir. Ve bu tür maçları kazanacaktır. Burada Atlanta Hawks Orlando Magic karşısında kazanacaktır. Kolay olmayacak bu maç. Zor olacaktır. Ama sağlam olarak 1.40 orandan Trae Young'ın bu formuyla beraber Atlanta Orlando'yu yenecektir. Onu alıp kullanabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince burada Franz Wagner 15 sayı üstünde atar. Onun yüz baremini alabilirsiniz Orlando tarafında. Ve Atlanta'da tabii ki Trae Young'dan yine fazla sayı atmasını bekliyorum bu maçta. O da bir 28 sayı 30 sayı civarlarına çıkacaktır. Onun da 28 sayı üstünü alabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız güzel maçlardan biri yine olacak. Son dönemlerde dünkü maçta da gördüğümüz gibi olağanüstü formda olup oynayan bir Boston Celtics var. Detroit'u karşılayacak kendi evinde. Yani Boston Celtics Tatum'un ve Jaylen Brown'un özellikle Derrick White'ın da katılmasıyla beraber hem defansta hem ofansta çok etkili bir şekilde oynuyorlar. Dün dediğim gibi Philadelphia'yı da farklı bir şekilde yendiler. Az sayıda tuttular. Detroit'u zaten az sayıda tutmaları büyük bir ihtimal. Burada Boston Celtics Detroit karşısında farklı bir şekilde kazanacaktır. Size önerim hazır. Hazır Boston'ın bu formunu yakalamışken güzel handikaplı bu maçı alabilirsiniz. Boston kazanır ve daha üst sıralara çıkmaya devam edecektir. En az 6,5 handikaplı, yani en az 7 sayı farkla Boston kazanacaktır. 1.40 orandan böyle alabilirsiniz. Burada isteyenler daha yüksek handikaplar da kullanabilir. Burada Boston 10 sayı 20 sayı farkla da kazanabilir. Ama ben en azından 6,5 handikap diye öneriyorum onu. Dediğim gibi isteyen çok daha fazla handikaplara gidebilir. Oyuncu yüz baremlerine gelince Detroit'te takas olmayı bekleyen Jeremy Grant bu maçta da etkili bir şekilde oynayıp formda olduğunu gösterecektir. 16 sayı üstünde atmasını bekliyorum Jeremy Grant'ın. Ve Boston'da tabii ki Jason Tatum son dönemdeki olağanüstü formuyla beraber burada da bir 28 sayı 30 sayı üstüne çıkacaktır. 28 sayı üst baremini onun da alıp kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız güzel, enteresan maçlardan birisi olacak. Golden State Warriors Denver Nuggets maçı. Yani Steph Curry Jokic kapışması. Jokic şu anda gözüktüğü gibi MVP yarışmasında Steph Curry'den önde gözükse de son maçlar daha belli olmaz. Ne olacak son dönemdeki
Kim daha yüksek forma girecek göreceğiz. Tabii ki bu maçta Golden State Warriors kendi evinde oynuyor. Karşı tarafta Denver'da Jokic. Bazen güzel yardımlar alıp maçları kazanmayı başarıyorlar. Will Barton'dan, Aaron Gordon'dan, Monte Morris'ten. Ama almadığı zaman da kaybetmeyi başarıyorlar. Son dönemlerde Klay Thompson'ın da dakikaları biraz daha fazla oldu. Bazı maçlarda o da etkili bir şekilde oynuyor. Steph Curry'nin de üçlükleri yavaş yavaş girmeye başladı. O da eski formuna gelmeye başladı. Yavaş yavaş 30 sayıların üzerlerine çıkmaya. Burada Golden State Warriors Draymond Green'in yokluğuna rağmen Jokic'i bir şekilde durdurmaya çalışacaktır. Özellikle Aaron Wiggins onu durdurmaya çalışacaktır. Ve Kevin Looney tabii ki ne kadar durduracaklar göreceğiz. En azından yavaşlatacaklar. Otto Porter da orada etkili olacaktır. Bielitsa da etkili olacaktır. Burada size önerim Golden State Warriors'un galibiyetini almanız. Steph Curry çok iyi formda oynayacak bu kapışmalı maçta. Denver Nuggets'i yenmeyi başaracaktır Golden State Warriors. 1.40 oranından Golden State Warriors'un galibiyetini alabilirsiniz bu maçta. Oyuncu yüz baremlerine gelince burada Denver'da Jokic tabii ki 25 sayı üstünde atacaktır. Golden State Warriors'ta ise tabii ki Steph Curry 24 sayı üstünde atacaktır. Bu iki kapışmadan ikisi de fazla sayıyla çıkacaktır. Bu iki oyuncunun kapışmasından ikisinin de yüz baremini alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçta enteresan maçlardan biri olacak. Los Angeles Lakers Utah Jazz maçı. Utah Jazz'ta Rudy Gobert geri döndü. Artık neredeyse tabii ki Joe Ingles'i çıkartırsak neredeyse tam takım gibi oynuyorlar. Rudy Gay'in eksikliği var gerçi ama neredeyse tam takım gibi Utah Jazz'ı sayabiliriz. Los Angeles Lakers'ta ise tabii ki LeBron James'in ve Anthony Davis'i birlikte Russell Westbrook'la beraber oynamalarının sonucunda onlar da tam takıma yaklaşmış durumdalar. Bazı galibiyetler aldılar, bazı şanssız yenilgiler aldılar. Özellikle Golden State Warriors maçında şanssız bir yenilgi aldılar. Şimdi Utah Jazz karşısında işleri zor. Tabii ki Utah Jazz eski makine düzenine dönmeye devam ediyor. Dönmeyi başarıyor yavaş yavaş. Şimdi Rudy Gobert'in de dönüşüyle beraber burada etkili bir Anthony Davis Rudy Gobert kapışması göreceğiz pot altında. Kim daha etkili olacak, kim daha öne çıkacak göreceğiz. Tabii ki defansif de ofansif de Anthony Davis biraz daha üstün özellikle ofansif gözükse de Rudy Gobert onu ne kadar durdurabilecek göreceğiz. Burada size önerim tarafa gitmemek. Burada tarafa gitmeyin. Utah Jazz da kazanabilir ama kendi evinde Los Angeles Lakers Anthony Davis ile LeBron James ikilisiyle beraber onlar da kazanabilir etkili bir oyun çıkartıp. O yüzden tarafa gitmemenizi burada yüz baremini size öneriyorum. 223 sayı üstünde toplam sayı bareminin üstünü almanızı burada fazla sayı atacaktır bu kapışmada ve muhtemelen maç uzatmaya da gitme durumları var. Uzatmaya da gitme imkanları olduğu için burada 223 sayı üstünü rahatlıkla alabilirsiniz ve iyi bir seyir zevki olan bu maçı seyredebilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerine gelince Anthony Davis 22 sayı üstünde atacaktır. Rudy Gobert onu ne kadar durdurmaya çalışsa da zorlanacaktır. Uzun mesafe atışlarını durdurması zor. Ve karşı tarafta da Donovan Mitchell tabii ki son dönemdeki iyi formuyla beraber o da 25 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Donovan Mitchell'in de yüz baremini alabilirsiniz. Ve Anthony Davis'in 22 sayı üstünü de kullanabilirsiniz arkadaşlar burada. Ama dediğim gibi öne çıkarttığım şey 223 sayı üstü toplam barem olarak üst almanız. 1.70 gibi güzel oranda. Böyle yaptığımız 4 tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili olacak. Her zaman yaptığımız gibi her zaman öne çıkarttığımız ikili oluyor. Öne çıkartacağımız ikili Orlando Magic Atlanta Hawks maçı. Atlanta kazanır 1.40 oranından sağlam olarak bunu alabilirsiniz. Kolay olmayacaktır ama Trae Young'ın bu formuyla beraber Atlanta bu maçı alacaktır. Ve diğer maçımız da Boston Celtics Detroit. Az önce de biraz anlattığım gibi Boston'ın şu andaki olağanüstü formuyla beraber Tatum, Jaylen Brown ve Marcus Smart bu maç oynamayabilir ama Derrick White'ın katılımıyla beraber hem defansif hem ofansif çok etkili bir şekilde oynuyorlar ve bu maçı da farklı kazanacaklardır. En az 6.5 handikaplı Boston Celtics'in de galibiyetini alabilirsiniz. Dediğim gibi isteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir. Bu iki maçı öne çıkartıyorum arkadaşlar daha sağlam olarak. Tabii ki üçlü dörtlü yapmak isteyenler diğer maçları da kullanabilir. Karar sizindir.
Herkese bol şanslar. Bizi izlemeye devam edin. Bizi desteklemeye devam edin. Biz de sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar varsa ki var, abone olun. Bizi daha üst sıralara çıkarın. Daha güçlü olarak karşınızda olabilme şansı elde edelim. Herkese bol şanslar. Hoşça kalın.